Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir karşılaştırma videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu sefer Huawei'nin 2 adet iş laptopunu karşılaştıracağız. Bir tarafta MateBook 13 2020 bulunuyor. Diğer tarafta ise MateBook 14D modelimiz bulunuyor. Buradan bakıldığı zaman bu bilgisayar biraz daha büyük, daha pahalı diye düşünebilirsiniz. Fakat tam tersi. Burada gördüğünüz MateBook 13 2020 modeli 7500 lira. Burada gördüğünüz Huawei MateBook 14D modeli ise 5500 lira arkadaşlar. Tabii ki internette bu fiyatlara yakın skaladaki işte 7400 olur, 5600 olur fiyatlar bulmanız mümkün. Dolayısıyla ortalama olarak baktığımızda iki bilgisayar arasında 2000 lira gibi bir fark olduğunu görüyoruz. Peki bu farkı ödemeye değer mi yoksa değmez mi? Bunu tartışacağız aslında. Çünkü özelliklerine baktığımız zaman gayet birbirine yakın özelliklerle karşı karşıyayız. Peki bu fark, 2000 liralık fark neden oluşuyor? Bunu size açıklayacağız ve 2000 liraya rağmen yine de MateBook 13 2020 almaya değer mi yoksa değmez mi? Bu bilgisayarda işinizi görür mü? Bunu sizlerle birlikte paylaşacağız, tartışacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bilgisayarlarımızın biraz tasarımından bahsedelim. Daha sonra teknik özelliklerine dair size bazı detaylar vereceğim. Lakin şunu belirtmem gerekiyor. İki bilgisayarın detaylı incelemesi sistemimizde mevcut. Dolayısıyla ben şimdi bu bilgisayarda şu var, bu bilgisayarda bu var diye sizlere onları anlatmayacağım. Dilerseniz yukarıdan şimdi size link veriyorum. Hem MateBook 13 2020'nin incelemesini hem de MateBook D14 modelinin incelemesini sitemizden izleyebilirsiniz. Biz şimdi aradaki farklara biraz değinip performans testlerinden aldıkları puanları size söyleyeyim. Bu paraya, yani 2000 liraya MateBook 13 2020 almaya değer mi değmez mi? Bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. En önce MateBook D2020 ile başlayalım. Bu bilgisayar 1.3 kilogram ağırlığa sahip ve 14.9 mm inceliğinde. D14'e baktığımızda ise 15.9 mm bir incelik ve 1.38 kilogramlık bir ağırlık çıkıyor karşımıza. Yani gördüğünüz gibi estetik olarak bakıldığında arada yok denecek kadar bir fark mevcut. Ağırlıklar bile hemen hemen aynı, yani 300-500 gram bir ağırlık farkı bulunuyor arada. Tabii ki ekranda ufak farklılıklar var. Örneğin arkadaşlar MateBook 13 2020 modelinde 2160x1440 piksellik bir çözünürlük mevcut ki bu da 2K çözünürlüğe denk düşüyor. MateBook D14'e baktığımızda ise daha düşük bir çözünürlükle karşı karşıyayız. Bu bilgisayarın çözünürlüğü 1920x1080 piksel. Bir tarafta 13 inçlik bir ekran var. Diğer tarafta ise 14 inçlik bir ekran var. Dolayısıyla ekran tarafından bakıldığında MateBook 13 2020 modelinin bir adım önde olduğunu görüyoruz ki zaten olması gereken bu. Zira fiyat tarafında da 7500 TL olan bu bilgisayar, 5500 TL olan bu bilgisayar. Fakat ekranın bu kadar çok çözünürlüğünün sizin için bir önemi var mı yok mu bilmiyorum ki bence MateBook D14'ün sunduğu çözünürlük de gayet yeterli. Çünkü bu bilgisayarlar genel itibariyle ofis yazılımlarıdır. Photoshop ve benzeri programlarda kullanacağınızı umuyorum. Lakin iki bilgisayarla oyun da oynama aşamasına geldiğinizde oyun da oynayabiliyorsunuz. Bunu da yeri gelmişken sizlere belirteyim. İki bilgisayarla yaptığımız testlere geçelim arkadaşlar. Dilerseniz biz bu bilgisayarla PC Mark 10 testini uyguladık. İkisine de bu bilgisayar, yani MateBook 13 2020 modeli 3.967 puan aldı arkadaşlar. D14 ise aynı testten aldığı puan 2.744. Yani kaba taslak bakıldığı zaman arada 1.200 puan gibi bir fark oluşuyor. Bu da muhtemelen iki bilgisayarda kullanılan işlemcilerin farkından karşımıza çıkıyor. Neden diyecek olursanız, bu bilgisayarda Intel imzalı 10. nesil i5 işlemcisi bulunurken diğer tarafta AMD'nin Ryzen 5 işlemcisi bulunuyor ki bu da 3. nesil bir işlemci. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Fakat tam tersi olarak ofis yazılımında yaptığımız testte bu bilgisayar batarya tarafında 7 saat 24 dakikalık bir performans sergilerken MateBook 13 2020 modeli ise 6 saat 51 dakikalık bir performans sergilemiş. Yani araya baktığımızda yarım saatlik bir fark olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer ofis uygulamalarınız için alacaksanız MateBook D14'ün size daha uzun bir pil ömrü sunduğunu söylemek mümkün. Lakin iş oyun tarafına geldiğinde D14'te 1 saat 56 dakikalık bir performans varken bu tarafta ise 2 saat 1 dakikalık bir performans karşımıza çıkıyor ki bu da muhtemelen ekran kartı tarafıyla ilgili bir durum arkadaşlar. Şimdi gelelim iki bilgisayardan hangisini tercih etmeniz gerektiğine. Şunu kabul etmemiz gerekiyor.
MacBook 13 2020 sistemsel olarak teknik özellikler açısından daha güçlü bir bilgisayar. Zaten bu durum fiyatına da yansımıştır. Lakin günün sonunda siz bu bilgisayarı iş için alıyorsanız arkadaşlar, bu bilgisayarda biz Photoshop'ta çalıştırdık, Premiere'de çalıştırdık, çok fazla kasmayan projelerde başarılı sonuçlar verebiliyor. Ofis için böyle gündelik işleriniz için alıyorsanız D14 her türlü işinizi görecektir. Lakin işin içerisine oyun girdiği zaman, yani ben bununla PUBG'yi de oynamak istiyorum diyorsanız bu bilgisayar sizi götürmeyebilir. Zaten fiyatı da bunu az çok belli ediyor. Biliyorsunuz PUBG tarzı oyunlar sistem gereksinimleri yüksek olan yapımlar. Ama bunda Counter oynar mıyım diye soracak olursanız, Fortnite oynar mıyım diye soracak olursanız gayet de bu oynayabilirsiniz. Ha tabii sistem gereksinimleri itibariyle belki ayarların hepsini full'e çekmeyeceksiniz ama günü kurtaracak bir şekilde bu oyunları oynayabileceksiniz. Bunun garantisini size veriyoruz. Bu tarafa geçtiğimizde ise pek çok oyunda herhangi bir sıkıntı çıkmayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bazı oyunlarda yine sistem özelliklerinden ayarları kısmanız gerekebilecek. Lakin günümüzdeki pek çok oyunu bu bilgisayarda düşük ayarlarda da olsa açık oynayabilirsiniz. En azından sizi bir süre daha idare edecektir. Lakin şunu unutmamanızı söylüyoruz arkadaşlar. Bu bilgisayarlar iş için üretilmiş. Yani oyun için üretilmiş bilgisayarlar değil. Dolayısıyla bu bilgisayarları alıp ben oyun da oynayayım diyemezsiniz. Çünkü tarzları zaten ona hitap. Biliyorsunuz oyuncu bilgisayarlarında genel itibariyle özel soğutma sistemleri bulunuyor. Ve bu özel soğutma sistemleri sayesinde oyun performansında çok fazla düşüşler meydana gelmiyor. Bu bilgisayarlarda ise soğutma sisteminden ziyade bataryaya büyük bir yer ayrılıyor. Ekran kartı ve diğer malzemeler olabildiğince küçük tutuluyor. Bilgisayarın ince olmasına ve taşınabilir olmasına, kompakt olmasına, mobil olmasına özen gösteriliyor. Dolayısıyla günün sonunda burada sizin iş için alacağınız bilgisayar D14'te olsa işinizi hayli hayli görecektir. Tekrardan size belirtiyorum. Eğer Photoshop tarzında, Premiere tarzında, ofis uygulamaları tarzında programlarla ben işlerimi yürütüyorum, bunları açsın bana yeter diyorsanız D14'ü tercih edebilirsiniz. Ama Premiere ya da After Effects'te üst düzey projeler de yapıyorum diyorsanız o zaman tercihiniz kesinlikle arkadaşlar MacBook 13 2020 olması lazım. Çünkü bu tarafta yüksek bazı projeler kasabilir Premiere ya da After Effects gibi uygulamalarda. Bunları da sizinle dipnot olarak paylaşalım. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.